ICE programını kullanan kameraların nasıl internetsiz kurabiliriz? Öncelikle mağazadan programı indiriyoruz. Program adı ICSE 2 tane E. Diğer atırsanız bulabilirsiniz. Ben daha önce indirmiştim programı. O yüzden aç diyorum. Programımız açıldıktan sonra programa bir üyelik gerçekleştirmeniz lazım. Geçici ziyaretten de girebilirsiniz fakat daha sonra eklediğiniz kamerayı telefon değiştirirseniz, telefonunuza bir şey olursa, kırılırsa vesaire telefon değiştirirseniz kameraya ulaşamazsınız. Yeniden kurmak zorunda kalırsınız. O yüzden programa kayıt olmakta fayda var. Sol altta kayıt olmak için yazan kısma tıklıyoruz. Buraya bir kullanıcı ismi oluşturuyoruz. Onun altına şifre oluşturuyoruz. Harf ve rakamlardan oluşacak. Bu kullanıcı adı her şeyi kabul etmiyor. Maalesef sürekli değiştirerek bir şeyleri denemeniz lazım. Kabul edene kadar sürekli değiştirmeniz lazım. Belirlediğiniz şeyi kabul etmeyebilir. O yüzden kabul edecek bir şey bulmanız lazım. Şifreyi iki kere yazdıktan sonra bir doğrulama kodu ya da şuraya bir mail yazıyoruz. Doğrulama kodunu alın diyoruz. Maile gönderiyor. Telefon numarası da olabilir deniliyor ama ben daha önce telefon numarası hiç denemediğim için hep mail ile beraber işlemleri yaptım. Programa kayıt olduktan sonra giriş yapıyoruz. Kayıt olduğumuz mail adresini üst kısma, onun altına oluşturduğumuz şifreyi yazarak oturum aç diyoruz. Şimdi ilk oturum açtığınızda bu ekran sizde boş olarak görülecektir. Benim de şu anda eklediğim kameralar görünüyor. Sağ üst köşedeki artı işaretine tıklıyoruz kamerayı eklemek için. Şimdi öncelikle kamerayı eklemeden önce kameramıza enerjiyi verdiğimizden emin olalım. Kameraların açılma süreleri 1 dakika civarındadır. Enerji verdikten sonra 1 dakika bekliyoruz. Kameramıza reset atıyoruz. Sonra tekrar 1 dakika bekliyoruz. Kameramızı resetlemek için modelden modele değişir. Kimisinin arka kısmında iğne deliği şeklindedir. İğne ile 10-15 saniye basılı tutularak atılır. Kimisinde arka kısmında tuş vardır. Kimisinde kablosundadır. Reset atacağınız modele göre değişir. Reset tuşumuzu 10-15 saniye basılı tutuyoruz. Şimdi resetimizi attık. Kameramız açıldı. Kamerayı internetsiz olarak kuracağımız için farklı bir metot uyguluyoruz. Reset tuşuna tekrar 1, 2, 3 üst üste 3 kere basıp bırakıyoruz. Evet, 3 kez bastık. Kameradan bu şekilde bir konuşma sesi geldi. Şu anda kameramız internetsiz kurulum için hazır. Şimdi sağ üst köşedeki daha yazan kısma tıklıyoruz. Daha yazan kısma tıkladık. Aşağıya doğru yeni bir menü açıldı. En alttaki tek başına AP hotspot yazan kısma tıklıyoruz. Bekliyoruz. Kameramızın ismi burada görülüyor. Şimdi bunun üstüne tıkladığınızda sizi eğer Wi-Fi bölümüne yönlendiriyorsa, şifre istiyorsa, onu da gösterelim. Wi-Fi bölümünde de kamera bu şekilde robot isminde. Geri kalan kısım sizde farklıdır. Görünür. Üstüne tıkladığınızda bu daha önce bağlandığımız için şifre istemeyecek olabilir. Öncelikle bunu bir unut diyelim. Evet, burada görünür şekilde üstüne tıkladığınızda sizden bir şifre isteyebilir. Burada üreticinin şifresi,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0. Doğru yazdığınıza emin olun. Bağlan diyoruz. Biraz bekliyoruz. İnternet kullanılamıyor diyor. Bu durum normaldir. Burada normal bir şey yok. Bazı telefonlarda bağlandıdır. Bazılarında internet kullanılamıyordur. Şimdi program içerisine dönelim. En üstteki robot yazan yere tıklıyoruz. Biraz bekliyoruz. Kamera otomatik bir şekilde şu anda internetsiz olarak açılacaktır. Şimdi farkındaysanız Wi-Fi bölümünden hala kameraya bağlanmış bulunuyoruz. Şimdi bunu dediğim gibi 20-30 metre çevresinde kullanabiliyorsunuz. Örnek evden çıktınız, başka bir ağa bağlandınız. Bu durumda kameranız açılmayacaktır. Peki eve geri döndünüz, kameraya tekrar nasıl bağlanabilirsiniz? Arka planımızı komple bir temizleyelim. Eve geldiğimizde yapacağımız ilk iş Wi-Fi bölümünden kamerayı seçip ona bağlanmak. Bu uyarıyı aldıktan sonra program içerisine girebilirsiniz. Evet, program içerisine şu an bizi sokmuyor. Niye? Öncelikle program içerisine girmek için söylemeyi unuttum. İnternet olması gerekiyor telefonda. Bunu mobil verinizi de açarak program içerisine girebilirsiniz. Program içerisine girdikten sonra Wi-Fi bölümüne giriyoruz. Kamerayı seçiyoruz. Uyarıyı aldıktan sonra tekrar program içerisine giriyoruz. Şimdi açılacaktır. Evet. İnternetsiz kurulum şekli bu şekildeydi. Alanlara hayırlı olsun diyorum.